Sacre and half my arm. Balian, come back to me again. Yeah. Fondo izleyicileri, bugün karşınızda çok önemli bir kutu açılımıyla bulunuyoruz. Nedir bu kutu açılımı? iPad kutu açılımı mı? Hayır. iPad 2 kutu açılımı mı? Hayır lan, o da değil. iPad, yeni iPad, evet. Yeni iPad kutu açılımıyla karşınızda bulunuyoruz. İsterseniz sözde daha fazla uzatmadan hemen bunları kesmeye başlayalım. Hayya! İşte daha narin bir bıçak. Bakın küçük parmağım havada. Narin kesin. Çok güzel. Evet bakın. İşte yeni iPad. Şöyle iki parça çıkaralım. SIM kart yeri, kamerası, ses, kilit, hoparlörü, dock girişi. Eski iPad'den hiçbir farkı yokmuş gibi gözüküyor. 3G olan iPad 2 çıkarayım. Görünüşte hiçbir şey değişmemiş. Hemen bunu kenara koyalım. Bakalım kutunun içinden başka neler çıkıyor. Şarjımız çıkıyor. Kablomuz çıkıyor. Ve SIM kart çıkartma aparatı çıkıyor ve iPad ile ilgili bir genel tanıtım. Eski videodan da hatırlarsınız, işte şu düğme, şu düğmesi, bu düğme, bu düğmesi. Ve tabii en sevdiğimiz ve hiçbir zaman da kullanmadığımız Apple çıkartmaları. Bunları hemen buruşturmadan olduğu gibi geriye koyuyoruz. Şimdi isterseniz kutuları karşılaştıralım. Biraz daha küçük yeni iPad'in kutusu. Kalınlık olarak ise çok azıcık daha kalın. Altına iCloud yazısı gelmiş. Bunun altında Apple logosu vardı. Birinci neslin kutusunu da getirelim. Birinci neslin kutusu bayağı daha kalın, daha büyük. Birinci neslin kutusu biraz kalas çıktı. Kutu açılımımızı yaptık. İsterseniz şimdi yavaş yavaş bunu bilgisayarımıza bağlayalım ve neler olacak görelim. Yeni iPad'imizin jelatinini de kibarca açalım. Ve açalım. Gördüğünüz gibi açıldı. Türkçe var mı ona bakalım. Tabii ki var. Gördüğünüz gibi. İngilizce seçtik. Devam ediyoruz. Ülkemizi seçtik. Devam diyoruz. Hangi wireless'a bağlanayım diyor. Bunu seçtik. Wireless şifremizi girdik. iTunes backup'ından geri kur dedik. iTunes'a bağlı o zaman dedi. Zor değil, bağlarız. İşte kablomuz. Şu anda eski backup'tan restore ediyoruz. 5 dakika sürecek diyor. Restore olayımız kısmen tamamlandı. Yeniden network soruyor. Yeniden şifresini soruyor. Bitti olayını kullanalım mı diyor. Evet diyoruz. iPad'inizi kullanmaya başlayın. Şifre kurulmadı diyor. Şifre kurmak ister misiniz diyor. Bunun ışığını açmak istiyorum biraz. Şifremizi girelim. Evet, şifremizi de kurduk. Şu anda uygulamalar kuruluyor birer birer. Bu arada kurulumu beklerken açlık bastırdı. Biz de o arada ne yapalım, bir omlet şöyle kıralım dedik. Bu da iPhone'da mutfağındaki son durum. Şu anda ekranlarınızda sol tarafta yeni iPad ve sağ tarafta iPad 2'nin ekran görüntüsünü görmektesiniz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 1024x768 olan çözünürlük, sol tarafta 4'e katlanınca yazıların okunabilirliği de oldukça arttı. Şaşılacak bir şeydir ki
Aynı şekilde ekranı altlı üstlü böldüğümüz zaman alt tarafta yeni iPad ve üst tarafta eski iPad'in ekran görüntüsü konulduğu zaman yine kalite farkı aynı şekilde gözler önüne seriliyor. Gördüğünüz gibi alttaki görüntü çok daha net, üstteki görüntü kırçıllı. İşte yeni iPad'in farkı burada. Şimdi yeni iPad ile eski iPad'in hızlarını karşılaştıralım. Tabii bunu yapmak için her zaman olduğu gibi oyunlarımıza gidelim. O oyunlarımızdan mesela TouchGrind'i seçelim. Bu tarafta yeni iPad, bu tarafta eski iPad var. Gördüğünüz gibi yeni iPad biraz daha hızlı açıldı. Infinity Blade'e aynı anda dokunalım. Buradaki başlatma düğmesi geldi bile. Bunu bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ve geldi. Hatırlarsanız bu iPad 2, iPad 1'den ne kadar hızlıydı zamanında. Ne kadar hızlı demiştik, dalga geçmiştik. Şimdi aynı konuma iPad 2 düştü. Şimdi hız karşılaştırması yapalım. Bu gördüğünüz gibi 3G ile bağlı bir AT&T 3G ile bağlı bir iPad. Bu da Verizon LTE ile bağlı bir iPad. AT&T hala server arıyor. İnşallah bu yakınlarda bulacak. Heh, buldu. Evet, hemen testimize başlayalım. Ping 72 milisaniye. Hala ping falan yok burada. Download'u bitirdi. Upload. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir sanki koptu, geri geldi gibi bir şeyler oldu. Bu test saçma sapan bir test oldu. İsterseniz bunu yeniden deneyelim. Gördüğünüz gibi Verizon LTE ile bağlı olan iPad hemen en yakın server'ı buldu ve bağlandı. AT&T'nin 3G bağlantısıyla internete bağlı olan iPad hala server aramakta. Evet, bu iş biraz uzun sürüyor. Bekliyoruz hala. İkisinde de 3 bar sinyal olmasına rağmen AT&T ile internete bağlı olan iPad bir türlü en yakın server'ı bulamadığını iddia ediyor. Biz bu arada o zaman onu bekleyene kadar bunun testi başlamasını söyleyelim. Ping 42 milisaniye. Oh, haramnes. Gördüğünüz gibi 9.5 megabit download ve neredeyse 1 megabit upload hızlarına ulaştı. AT&T hala yanda en yakın server'ı aradığını iddia ediyor. Bu araya dursun. Ben size aynı testi şu anda bağlı olduğum Wi-Fi ile kıyaslayayım. Gördüğünüz gibi sadece yani download hızı evde bağlı olduğum Wi-Fi'dan daha hızlı, sadece upload hızı biraz daha fazla ve ping biraz daha fazla çıktı. Bu zavallı hala server arıyor. Evet, evde sonuç alamayınca ben de sokağa çıktım. Şimdi arabanın içindeyim. Ve arabanın içinde bu hız testini yeniden yapmak istiyorum. Umarım AT&T burada. Artık AT&T için daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Teste başla diyelim. Buna da başla diyelim.
Aradan saatler geçti. Saat oldu 6. Yine dışarıdayız. Bu sefer testimizin sonuç vermesini ümit ediyoruz. Gördüğünüz gibi AT&T ping bile oldu. Evet, bravo AT&T. Gördüğünüz gibi Verizon testi tamamladı. Download neredeyse 10 megabit. Upload neredeyse 8,5 megabit. AT&T'de durum 98 milisaniye ping. 0.33 megabit download ve 0.25 ay kıyamam. Bu açıkçası 3G devrinin sona erdiğini bize sinyallerini veren, aynı GPRS gibi hissettiriyor şu anda. O dönemleri hatırlar mısınız bilmiyorum. WAP vardı, GPRS vardı. Ama gördüğünüz gibi Verizon'ın LTE bağlantısı uçmuş vaziyette. Şimdi bir de dikte olayına bakalım. Biliyorsunuz dikte olayını Türkçe de yapmıyor, İngilizce de dikte yapıyor. Bu benim sekreterimmiş gibi davranacağım ve kendisine çok çok laflar edeceğim. Bakalım kendisi için hazırladığım lafları ne kadar anlayacak. Hello, my name is John. Full stop. I live in Los Angeles. Full stop. I like shish kebab. Full stop. I like girls. Full stop. I like girls. Full stop. I like girls. Full stop. I like girls a lot. Full stop. And I like Apple products, full stop. I like new iPad, full stop. The new iPad is cool, full stop. Gördüğünüz gibi hemen. Gördüğünüz gibi bana mısın demedi ve hepsini buraya yazdı. Aferin kendisine. Kutluyorum. Dikte olayı da çok başarılı oldu. Dikte olayına saçma sapan bir kıyaslama getirelim isterseniz. iPhone 4S ile iPad diktesi kıyaslaması yapalım. Hello, my name is Michael Knight, full stop. I drive my car, full stop. My car is a Pontiac Firebird, full stop. I like Turkish girls, full stop. Turkish girls are very beautiful, full stop. I also like shish kebab, full stop. Shish kebab tastes very good, full stop. I want to eat more shish kebab and I want to become a fat person, full stop. Thank you, I will write to you again. See. Bak, lafımı kesti. Hello, my name is Michael Knight. I drive my car. My car is Plump Jack Firebird demiş. Neyse, I like Turkish girls. Sonra Turkish girls are very beautiful anlamamış. I also like shish kebab. Shish kebab tastes very good. I want to eat demiştim. I want to be more shish kebab. And the dick. I want to become fat person falan. Bakalım diğeri ne demiş. Öbürü Pontiac Firebird'ı hiç anlamamış. I like Turkish girls'u da anlamamış. Turkish girls are very beautiful'u doğru anlamış. I also like shish kebab. Shish kebab tastes very good anlamış. I want to mercy falan, addict. I want to become a fat person anlamış. Thank you falan filan. Gördüğünüz gibi aynı anda ikisine birden konuşuyoruz. Biri yani otur oturduğun yerde diyor, öbürü kalk gidelim diyor. Bu arada yeni iPad'in gördüğünüz gibi kamera oluğu eski iPad'in kamera oluğundan daha büyük. Şimdi iPad'leri birbirine bağladım. Böyle bir şöyle basitinden kamera testi yapalım. Sonra daha gelişmişini yaparız.
Evet sevgili iPhone'da izleyicileri, yeni iPad'in açılımını da böylece bitirmiş olduk. Neler öğrendik? Yeni iPad'in eski iPad'e göre ekranın çok daha iyi olduğunu, internet bağlantısının 3G bağlantısına göre çok daha hızlı olduğunu öğrendik. Bunun dışında sizlere bir iki tane kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. İlk defa bir iPad'in ısındığına şahit oldum. Biraz daha ağır, evet, ve bu hissediliyor. Peki sonuç olarak nedir? Bence sonuç olarak şudur. Eski iki iPad'i çöpe atabilirsiniz eğer buna geçecekseniz. Siz ne diyorsunuz? Sizce yeni iPad'e geçmeye değer mi, değmez mi? Bize bunu yorumlar bölümünde, aşağıda yorumlar bölümünde bahsederseniz seviniriz. Unutmadan şuradan kanalımıza üye olun. Ve ayrıca burada bahsettiğimiz Twitter'dan bizi takip edin. Ondan sonra Facebook'tan bizi beğenin, bizi sevin, bizi koruyun. Ve YouTube'dan şu anda bu videoyu izlediğiniz yerde de bize üye olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Saat gecenin ikisi ve bu videoyu bitiriyoruz. Sabah 11'de başladığımız videoyu. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.